gelen mutlu bir haber sevgili izleyiciler. Futbolcu Arda Turan'ın ikinci ve Aslan eşi Aslan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri Asil Aslan dünyaya geldi. Fakat hastaneden çıkarken muhabir arkadaşlarımız da dikkat etti ki Aslan sanki doğumdan değil de davetten çıkar gibi. İncecik ve çok şık. İzleyelim. Allah özelini güzelini yazsın anlama. Onu bulduğumda mutluluktan geldi ağlama. Nasıl geçti? Gayet güzel geçti çok şükür. Güzel kolay bir doğumdu. Gayet iyiyiz, çok mutluyuz. Neler hissettiniz? Kucağınızı aldınız da o anlar. Vallahi o anlar biraz tarif edilemez şeyler benim için. Yani çok ikinci kere bu duyguyu yaşadım. Çok özel, çok güzel, çok mutluyuz. Öyle. Vallahi çok mutluyum. Ben ona zaten teşekkür ederim. Sizlerin huzuruna da teşekkür edeyim. Bana tarif edilmez duygular yaşattı. Artık 4 kişilik bir aile. Çift forvete döndük. Allah izin verirse. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugünlerde geldiniz. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Mutluluğumuzu sizlerle de paylaşalım dedik. Bakalım bundan sonra zaten Hamza'da olduğu gibi Asil'i de öyle göstermeme, saklamama gibi şeyler yok. Ama tabii 40'ı çıkana kadar nazardan çekindiğiniz için. Onun dışında zaten hep beraber buralardayız. Görüşürüz, denk geliriz. Boyu nasıl doğdu? Çok şükür çok güzel. 3 kilo 250'ye yakın. 52 santim de boy. Çok şükür. Abisinden birazcık daha şey çıktı o. Boylu ve kilolu. Gördü. Gördü geldi o ilk gün geldi doğumda. Onlara öyle güzel bir tanışma yaptık. Abisi kardeşinden sana hediye var falan dedik. Hamza'nın hoşuna gidecek böyle ufak tefek bir şey aldık ona. Şimdi eve gidince bakacağız ne oluyor. Tabii artık çok ilerledi doktorlardan da destek alıp hani abi kardeş beraber büyümeleri için. Tabii bizim zamanımızda kimi değil işler değişiyor. O yüzden inşallah işte dinine, vatanına, milletine hayırlı evlat olsunlar. Bakalım kısmet nasıl? Peki, görüşte kime benzettiniz böyle yani daha çok küçük gerçi ama böyle. İkisi de bebekken bana benziyor. Sonradan babaya dönüyorlar. Yani Hamza öyle oldu. Buna bakacağız. Bu da ilk şimdi bana benziyor. Ama şu anda Hamza biraz babaya. Kardeşlerim var mı isteğiniz? Bu arada işte ondan çıkmış. Maşallah Allah nazardan saklasın. Nazar değil misin? Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah özelini güzelini yazsın anlama. Onu bulduğumda mutluluk. Sesi kapatsanız mesela sadece görüntüleri görsek derim ki karı koca bir davete gitmişler. Aslan böyle beyazlar içinde aynen katılmış öyle. O davete. Yüzünde gayet güzel makyajı, saçı yapılmış. Zaten biliyorsun artık doğum sonrası o doğum fotoğrafları falan çekilirken makyözü geliyor. Evet. Kuaförü geliyor. Manikürcüsü, pedikürcüsü geliyor. Onlar yapıldıktan sonra fotoğraf çekimleri başlıyor. Aynen. Sanki fotoğraf çekimi sonrası. Muhabirlerle sohbet ediyorlar gibi yani geldi bana. Yani fotoğraf çekimi sonrası dedik Aslan'a, sevgili Aslan'a evinden de bağlandık. Karnı burnunda bağlandık. Doğumdan sonra Aslan zaten başka bir türlü gözükmüyor ki. Vallahi şimdi böyle. Aslan'ı arayıp soracağım. Şu an eski kilona döndün mü diye merak ediyorum. En fazla kalmış vücudunda bir parça kilo, ödem kalmıştır. Bir kilosu kalmıştır. Kesinlikle. Yalnız zaten 46-47 kilo çok zayıf bir evet, kız. Evet 8-9 kilo alarak girdi. İlk hamileliğinde de 8-8,5 kilo almıştı. Şimdi de o kadar aldı. Ne olacak ki? Bebek 3,5 kilo zaten dünyaya geldi. Evet. Kalsa 1 kilo, 2 kilo kalmıştır. Arkadaşlarımız da şaşırmış. Doğumdan değil de sanki davetten çıkıyor gibisiniz ama Arda Turan'a. Arda'nın hayran bakışlara ne diyorsun? Söze giriyor. Nazar değmesin eşime diye. Evet ikisinin de yüzünden gülücükler eksik olmuyor. Ne güzel ama biz daha bu çiftten bir 3. bebek, 4. bebek haberlerini de yapacağız. Bize nasip olacak. Evet, gidiyorlar. Bir maşallah da efendim nazar boncukları koyalım Acun Ilıcalı'ya gelsin. Kesinlikle. Acun Ilıcalı efendim, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dün dede oldu. Evet yanlış duymadınız, dün dede oldu. İlk evliliğinden olan kızı Banu anne oldu. Bir kız bebek dünyaya getirdi ve bebeğe Begüm ismi verildi. Acun mutluluğunu bakın hangi sözlerle dile getirdi izleyelim. Hoş geldin melek. Sefalar getirdin. Çok mutluyuz tabii ki. Yani ailecek çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Banu Hanım ilk çocuğunu. Nasıl bir duygu efendim? Dede olmak nasıl bir duygu efendim? Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Yani Banu da çok mutlu. Yani tarifi çok olmayacak bir duygu şu anda.
Beni güzel bir yerde yakaladınız. Hepinizi öpüyorum. Sevgili izleyiciler, evet gerçekten bir nazar boncuğu Torun Begüm'e, bir nazar boncuğu da Acun Ilıcalı'ya. Evet. Çünkü Acun Ilıcalı şu an itibariyle gözümüzdeki, zihnimizdeki dede profilini tamamıyla değiştiriyor. Hani hep deriz ya, süper babaanneler var. Hani babaanne olup da böyle bakınca sanki 40-50 yaşında bir kadını görmüş gibi oluyorsunuz. Aa nasıl? Şimdi süper dede. Ya dede deyince insanın aklına böyle diyemiyorsun. Saçı sakalı ağarmış, böyle bir dede profili gözünün dün önüne geliyor. Dün sosyal medyada Gülşen şöyle bir şey başladı. Acun'un bu haberi tabii çok ilgi gördü. Gelin dede demeyelim. Acun şeyde, abi. Torunu da Acun abi desin. Acun abi desin. Evet. Yalnız torun da ne kadar şanslı değil mi? Torpilli deden kim? Doğdu. Dedem Acun. Torpilli bir şey söyleyeceğim doğdu. Şimdi ne oldu? Torpilli. Melisa teyze mi oldu? Minik Melisa teyze oldu. Melisa teyze oldu. Leyla'lar falan da teyze oldular. Yasemin de teyze oldu. Hep kız geliyor. Ne kadar evet, şanslı. Evet, evet. Artık kız bebeğin dünyaya ben gelmesi. Ben çok severim kız bebeklerini. Değil mi? Kızlar evet. Daha az doğuyor. Evet. Buradan Banu'yu da kutluyoruz. Tebrik ve ediyoruz. Banu'nun sevgili annesi Seda'yı da kutluyoruz. O da gencecik anneanne Ay, oldu. Doğru. O da süper anneanne oldu. Sağlıkla büyütme.